Kazandıran Strateji Programı'na kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz reel sektör tarafını konuşacağız. Özellikle biliyorsunuz lojistik sektöründe son dönemde Artan maliyetler aslında belki de petrol fiyatlarında, akaryakıt maliyetlerinde çok büyük bir artış yok ama ulaşım maliyetleri tarafında başka problemler var. Asya'dan sıkıntılar var. Hepsini değerlendireceğiz az sonra. Yine birkaç önemli başlık daha var. Biliyorsunuz Türkiye'nin bir hub olması, dağıtım hub olması, Amerika'da başkanlık seçimleri eğer Çin'e daha fazla ambargo uygulanırsa Çinli şirketler Türkiye üzerinden Avrupa ya ihracat yapacaklar ve Türkiye'nin daha da önemli bir lojistik hubu olması bekleniyor. Tüm bu soruları konuşacağız. Arka Holding Lojistik Grup Başkanı Onur Göçmez bugün stüdyoda konuğumuz. Hoş geldiniz. Zeynep. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Tabii sosyal medyadan yayını duyurunca ben de şöyle baktım lojistikle ilgili ne merak ediliyor diye. Elbette sektörle ilgili çok fazla soru var. Ama Beşiktaş'la ilgili daha fazla <laughs> soru geldi. O yüzden evet. izleyicilere de küçük bir sürpriz belki böyle programın sonunda böyle bir iki soru da Beşiktaş'a dair. Zor yeni sorular, transfer. zor sorular olsun. <laughs> Onları da konuşacağız kendisiyle ama tekrar hoş geldiniz diyeyim ben. Teşekkür ederim. Öncelikle bu kanalın bende önemli bir yeri var. Ben İstanbul Üniversitesi'nde 2000 yılında mezun olduğum dönem. Sizin kanalınızın yanında bir şirkette çalışıyordum. Yani CNBC bize aslında şunu göstermişti. Modern dizileri ilk izlediğimiz kanaldı. Sonra kapandı. Çok üzüldük. Şimdi yeni bir oluşumla beraber çok güzel şeylere imza atacağınızdan şüphemiz yok. Sürdürülebilir bir sistem içerisinde de çok güzel yerlere gidersiniz. Çok mutlu oldum beni burada konuk ettiğiniz için. Bir de izninizle bugün Beşiktaş'ın onursal başkanı Süleyman Seba'nın ölüm yıl dönümü. 10. ölüm yıl dönümü. Onu rahmetle... Sevgi ve saygıyla anlıyoruz. Çünkü spor dünyasında Süleyman Seba gibi önemli isimlere çok ihtiyacımızın olduğunu bugün daha iyi anlıyoruz. Onu da böyle bir parantez içerisinde söylemek istedim. Şimdi Tabii lojistik dünyasına çok geri döneriz. Teşekkür ediyoruz bu duyarlılığınız için. Sadece Beşiktaş için değil, spor camiası için çok önemli bir isim. Çünkü aslında spor kardeşliktir dediğimiz belki de o mottonun o hep beraber statlarda söylenen söylemin belki de ilk çıktığı yer evet. felsefesi o dönemden. Birleştirici bir kişi. Kesinlikle. Yani. Dolayısıyla gerçekten bir kez daha rahmetli anladım. Size de teşekkür ediyoruz hatırlatmaya ben teşekkür bu hassasiyet ederim. için. Sağ olun. Şimdi aslında Onur Bey sektörü konuşurken elbette bu dönem biraz daha fazla Çin'i ve Asya piyasalarını konuşuyoruz. Çünkü malum küresel ticaret hacminin büyük bir kısmı, %50'si neredeyse o bölgede geçiyor. Ve son dönemde yaşanan sıkıntılar bir yandan Orta Doğu'da yaşanan kriz, bir yandan Rusya-Ukrayna savaşı, şimdi Kasım ayında Amerika'da seçimler var ve Trump gelirse ne olur? Bütün bu tartışmalarla Çinli şirketlerin Avrupa ve Amerika pazarına erişimin giderek kısıtlanacağı gibi bir endişe var. Hatta en son Çinli BYD'nin otomotiv grubu ki ikinci bir şirket daha geliyor. Türkiye'ye geliş sebeplerinin de buradan Avrupa'ya açılmak daha rahat olacak gibi bir söylemleri var. En sıcak gündem bu olduğu için izninizle ben buradaki görüşlerinizi alarak başlamak istiyorum. Siz lojistik merkezi olarak bu konuyu Türkiye'nin nasıl değerlendireceğini ya da değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Aslında çok ıı, güzel bir soru. Şimdi Lojistik biliyorsunuz bir stratejik kavramı. Lojistiğin temelinde matematik var. Lojistiğin çıktısı şu oluyor, en kısa yol, en maliyetsiz taşıma, e, stok yönetimi. Baktığınızda stratejik kavramdır lojistik. Şimdi e, aslında gerilim Trump'la beraber Çin ve Amerika piyasasındaki ürünlere sınırlama koymayla başladı. O günden bugüne geldiğimiz noktada birçok koridorlar ortaya atıldı. Bunlardan bir tanesi işte biliyorsunuz Orta Koridor, Türkiye'nin olduğu bir koridor ve e, Çin ve Avrupayı birbirine bağlayan Trans Sibirya Koridoru dediğimiz üst koridor. Ve şimdi de yavaş yavaş Avrupa ülkelerinin ekonomik koridoru dediği Hindistan'ı Avrupaya bağlayan mesafeyi kısaltan koridor. Üç tane ana koridor var. Ama tabi e, baktığınızda temelinde hep şu var: Çin'deki üretim merkezlerinin mesafelerini kısaltarak yeni yeni pazarlar oluşturmak. Doğru. Şu anda bir lojistik savaşı içerisindeyiz. Normalde eski savaşların tanımları farklıydı. Şu anki savaşların içerikleri değişmeye başladı. Tamamen Hindistan'ı Avrupa'ya yakınlaştırmak ve yeni bir kavram var. Yakın kıyı dediğimiz kavram. Burada Türkiye önemli bir pozisyonlama içerisinde. Hı. Türkiye hem orta koridorda önemli bir pozisyonlama içerisinde hem de Ukrayna ve Rusya savaşının devam etmesinden dolayı da Sibirya tarafındaki yükün tekrar aşağı inmesiyle önemli pozisyonlama içerisinde. Ama hep plan yapıyorsunuz ama ne yazık ki hep gündem değişiyor. Şu anda bir de şöyle bir şey var artık. Bir şey bitmiyor. Sadece gündem değişiyor. Doğru. Örneğin Ukrayna-Rusya savaşı ne oldu? Bitecek mi? Bitmiyor mu? Gündem değişiyor, unutuyoruz. Ama hala sorun orada devam ediyor. Orada herhangi bir lojistik işle iş yapamıyorsunuz. Dediğiniz gibi Kasım ayında tekrar bir Amerika seçimi var. Bu seçim sonucunda ne olacak o bilinmiyor. Sonuç itibariyle Türkiye'nin bu lojistik dünyasında payı yüzde iki buçuk. Ve ortadoğu bağlantısında en büyük köprü Türkiye. Aslında yüzde iki buçuk bence çok Küçük Çok bir düşük bir oran ve potansiyelini düşündüğümüzde. Evet, yani yaratmış olduğumuz hacim dünya ticaretinde yüzde iki buçuklu bir paya sahip ve Türkiye'nin yaratmış olduğu lojistik gayri safi milli hasıla içerisinde de yüzde on beş. Böyle bir sektörden bahsediyoruz ama e, Orta Doğu şu anda sıkıntılı. Aşağı indiğiniz zaman. Afrika bölgelerinde problemler var. Şu anda dünyanın birçok yerinde enflasyonist problem var. Artık imeler enflasyon aşağı iniyor hı hı. ve üretim hacimleri yükselmeye başladı. Özellikle Avrupa bölgesinde bu pozitife doğru döndü ama Orta Doğu'da ve Afrika'da bunu hala göremiyorsunuz. Türkiye yavaş yavaş kendi 2025'ten sonra toparlayacak gibi gösteriyor matematiğe baktığınız zaman. Bizim hazır olmamız lazım. Bizim nasıl hazır olmamız gerekiyor? Bir kere demiryolu yatırımlarına Türkiye'nin çok önem vermesi gerekiyor. Bakın, yukarıdaki üst koridor dediğimiz Rusya, Ukrayna'nın üstündeki Sibirya'da Çin'in Avrupa'ya bağlantısının %4'ünü taşıyor o mekanizma ve 10-15 gün daha az zamanda Türkiye koridorunu Çin'den Avrupa'ya götürebiliyorsunuz. Bunları gündeme getirmek lazım. Bunları konuşmak lazım. Marmaray bu amaçla yapıldı. Ama Marmaray'da şu anda sağlıklı demir yolu işleyişini yapamıyorsunuz. Gece 12'den sonra trenler geçiyor. Çanakkale Köprüsü o amaçla yapıldı. Aslında doğru yerlere yatırımlar yapılıyor. Bunu büyütmek gerekiyor. Bunu geliştirmek gerekiyor. Dünya stratejisinde iki tane önemli konu var. Bir, Çin üretimlerinin yapısını Avrupa'daki, Orta Avrupa'daki yerlere dağıtmak. İki, Hindistan Avrupa'ya yakınlaştırmak. Hindistan'ı Avrupa ya yakınlaştırmakla alakalı yapılan çalışmalardan bir tanesi de Euro bölgesi denilen yani Euro yolu denilen bir yol ekonomi yolu yaratılmaya çalışılıyor. Hindistan'dan Avrupa'ya intermodal taşımacılığı daha başlamadım. Hı hı. Stratejiler bu yönde. İyi pozisyonlama yapmamız bu lazım. Biz hep İpek yolu diye konuştuğumuz yıllardır yolun evet. başka bir versiyonu evet. aslında. İpek yolunun tanımı kuşak Yol projesi, e, yol projesi. Hı hı. bu İpek Yolunun devamı. Devamında Avrupa'ya bağlanacak, devamında Çin'den yükler gelecek ve Çin'den ilk deneme 2018 yılında yapıldı diye hatırlıyorum. Yaklaşık 18-19 gün daha erken Avrupa'ya vardı. Ama en önemli problem güvenlik ve e, ülkelerin lojistik boyutunda gelişme standartlarının birbirleriyle paralel hı hı. olmaması. Siz örnek veriyorum Avrupa'dan çıkan tren geliyor. Türkiye'de Boğazda geçişte problemler yaşıyorsunuz. Türkiye'ye geliyor. Türkiye'den geçerken Gürcistan'a giderken makina değiştirmeniz gerekiyor. Raylar değişiyor. Gibi gibi böyle zor problemler var. Onların çözülmesi lazım. O yüzden Türkiye zaten her hükümet bir lojistik planlaması yapıyor ve doğru yerlere ateş ediyorlar. Ama ne yazık ki çok yavaş değişiyoruz, çok yavaş gelişiyoruz. Biz Arkaştroyistik olarak da bu paralelde şubeleşmelerimize devam ediyoruz ve Türkiye'deki yatırımlarımıza devam ediyoruz. Evet Onur Bey, burada belki de e, temel meselede elbette e, navlun bedelleri. Şimdi birçok tabii ki maliyet var, taşıma maliyeti, işte e, akaryakıt fiyatı, mazot fiyatı. Bir yandan tabii ki hava taşımacılığı var, oradaki jet yakıt fiyatları. Genel olarak giderler diyeyim, yakıt giderleri ve navlun bedelleri. Evet. Oradaki son durumu bize anlatır mısınız? Navlun pandemiden sonra e, önemli bir artış kat etti Sonra tekrar… Bu arada çok pardon, biz Baltık Daray Endeksi diye bir endeks var. Hep ekonomistler onu takip eder ama bilmiyorum siz de ona mı bakıyorsunuz? Evet. Aslında o küresel biraz taşıma maliyetine. Aslında e, biz maliyet mi? gerçeğine bakıyoruz. Direkt Hı -hı. bizim önümüze konteyner fiyatları geldiğinden dolayı her gün değişen bir şey ve e, aslında pozisyonlamalarla alakalı. Hı -hı. Siz özellikle konteyner için söylüyorum. çünkü deniz ticaretinin %70-75 konteyner ticareti üzerine. Boş pozisyonlamayı eğer o ülkelerde yapmadığınız zaman doğal olarak müşterinin konteyner talebine cevap veremiyorsunuz. Hı -hı. Ortada 10 tane Müşteri var ama 3 tane boş konteyner var. Doğal olarak rakamlar evet. yükseliyor. Çok stratejik bir e, pozisyonlama sistemi var. Şimdi e, pandemiden sonra yoğun bir şekilde özellikle e ticaretin de artmasıyla beraber ki zaten Trump, Çin, Amerika tarafında problemi yaşanmasıyla beraber bir navlunlarda bir hareketlenme vardı. Pandemiyle beraber navlunlar çok yükseldi. Süveyş Özellikle krizi uzakla. yaşandı evet. üstüne. Sonra belli bir durgunluk, normal hizalanma gerçekleşti. Şimdi Kızıldeniz'de ciddi bir problem var. Bir kere e, Türkiye'den çıkan bir konteynerin Süveyş Kanalı kullanmaması durumunda 15 ila 16 gün sürecin uzaması gibi bir sonuçla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bakın, dolu konteyner 15-16 gün uzadığı zaman Çin'e geliyor. Bu durumda onun dönüşü olan boş konteynerin de Mesafesi uzuyor. Doğal olarak boş konteynerin piyasadaki dönüşüm oranı yavaşlıyor. Doğal olarak Hı. navlunlar yine yükselişte. Şu anda da yükselişte. Ee, navlunların yükselmesi doğal olarak maliyet girdilerine de olumsuz etki yapıyor. Ama şu anda mesela bakın Süveyş kanı çok konuştuk değil mi? Bir e, zannedersem Kasım aralıkta. Doğru, doğru. Ve hala aynen devam, devam ediyor edeyim. ama gündem bitti. Şimdi Konuşulmaması sürekli, demek evet. sorunun çözüldüğü anlamına gelmiyor. E işte o, Onu aynen. çok güzel anlattınız Mesela, aslında. Evet. Hala sıkıntı sürüyor. E, Ukrayna, Rusya'da da şu anda devam ediyor. Bizim Ukrayna'da da ofislerimiz var. Orada yüze yakın personelimiz var. Tamamen oradaki insanların yaşaması için, orada bir sistemin dönmesi için orada hala duruyoruz. Konteyner... Ama... Üretemiyor muyuz biz? Yani bu konteynerleri üretmek çok mu zor? Ya da soruyu şöyle sorayım, konteyner üretsek bile, bir de işin depolama kısmı var, bir de onu konuşmak evet, lazım. Evet, konteyner, konteyner üretmek çok basit. Bir fabrikayla anlaşırsınız, konteyner üretirsiniz ama önemli olan o konteynerin uluslararası dolaşımını sağlayabilmeniz gerekiyor. Mesela biz arkas, yemicilik olarak, ajant olarak bizim konteynerlerimiz var. Yük ve aynı seviyede bir konteyner hacmi yaratmanız lazım. Aksi takdirde e, yük olmayan yerde boş konteynerların dönmesi de bir pozisyonlama anlamında çok ciddi bir maliyet. Hmm. E, burada e, önemli e, ajenteler, işte denizcilik şirketleri, onun Çin bağlantısı ve uzak doğu bağlantısı mantığında konteyner, boş konteyner yönetimlerini onlar yaparlar. Biz de arkas denizcilik olarak bunda da biz de varız ama hani siz ya ben bunu çözmek istiyorum. Şurada 10 tane konteyner yapayım dediğiniz zaman onları sadece bir ev mantığında kullanırsınız. Onların uluslararası dolaşıma çıkması hem ciddi bir maliyettir. Hmm. Hem de boş dolaşma maliyeti ciddi bir e, ekonomik şey açar. Açık Peki yapar. Türkiye'de özellikle kara, hava ve deniz taşımacılığı diye ayırdım demiryolu. Bunu Demir da yani. tabii içine koyalım kara taşımacılığının. Hangi yerlerde daha fazla gelişime açığız. Yani şuralarda sıkıntımız var dediğiniz en erzem, evet. en acil düzenleme, hani Ulaştırma ve Ticaret Bakanlığı'nın nerelere kamunun regüle etmesi evet, lazım? Şu anda e, Ulaştırma Bakanlığı'nın yarattığı bir simülasyon var. O simülasyonda çok net gözüküyor. Şimdi demir yolu, bu taşıma pastasından %5 alıyor. yüzde %60 seviyesine karayolu. İşte 1-2 hava yolu, geri kalan 45 deniz yolu alıyor. Hep, her tarafı denizlerle gelişen bir ülkenin daha fazla bir pay alması gerekiyor. Ama gelişme açık olan en önemli ulaşım demiryolu. Ve devletin buna yapmış olduğu yatırımlar limanlardan ziyade siz demir yolunu mu önceliklendiriyorsunuz? Liman bağlantılı demir yollarına yatırımın yapılması hem sürdürülebilir bir lojistik açısından. Dedik ya lojistik strateji, lojistiğin altında matematik var. Hem mesafelerin kısalması hem de e, güvenlik anlamında demiryolunun Türkiye'de mutlaka gelişmesi gerekiyor. Çok haklısınız. Şimdi şöyle bir ben de bir e, İskenderun'un olarak mesela o bölge E mesela en taşıma, demir yolunun en gelişmiş olduğu bölgedir. ve limana bağlanan ama mesela o Hatay depreminden sonra bütün ticaret lojistik durdu ve hemen yakın limanlara bakıldı. Yani Mersin'i daha aktif kullanabilir miyiz ya da yakınlardaki hangi limanlar var diye bakın, galiba çok, bu konudaki risk yönetimi de önemli. Bakın işte e, sizin programınız strateji orada İskenderun'da liman biliyorsunuz bir e, kötü bir olay yaşandı. Yeni yeni toparlıyor kendisini. Birden Mersin'e döndü her şey. Tabii orada ufak limanlar vardı da demiryolu bağlantıları yoktu. Hı hı. Şimdi Türkiye'de demiryolu lojistik ticaretinin en iyi döndüğü yerler Güney bölgesidir. Mersin, İskenderun, bağlantısı Antep, Kayseri, Konya. Çünkü oradaki limanların içerisinde demiryolu bağlantısı vardır. Bakın Ukrayna'ya gidin. 30-35 yıl önce sanayi bölgelerine, limanlara hep demiryolu bağlantısı yapılmıştır. Biz daha bunu yeni yeni anlamaya çalışıyoruz. Türkiye'deki limanlarımıza daha demiryolu bağlantıları yeni yeni yapılıyor. Demiryolu bağlantısı liman ve konteyner bir araya geldiğinizde hem zaman anlamında kısalıyor. Hem maliyet anlamında kısanıyor hem de yük elleşlemesi anlamında da çok ciddi bir avantaj yaratıyor size. Mersin İskenderun ortasına şimdi yeni bir havalimanı yapıldı. Bunlar hep stratejik hamleler ve güzel hamleler. O bölge hem Türkiye'nin arka tarafına hizmet veriyor hem de Orta Doğu dediğimiz ne yazık ki şu anda istenmeyen olayların olduğu yerle bağlantıyı sağlıyor. Yarın öbür gün buradaki durgunluk olduğunda Türkiye buraya iaşe sağlayan, lojistik sağlayan çok önemli bir hap olacak. Hep böyle bakmak lazım ama... Hem bölgeyi kalkındırıyor, yani istihdam sağlıyor, Çok bütün yükü Kocaeli'ne, İzmit'e, İstanbul'a yüklememiş oluyorsunuz. Hem de aslında e, oradan ulaşım daha rahat ve Şimdi süreyi de iyi kullanmak adına, e, izninizle ben biraz şirketi de konuşmak istiyorum. Tabii ki. Sizin özel karkas holdingin altında taşımacılık ve lojistik olarak e, geçen yılı nasıl bir kar rakamı kapattınız? Daha doğrusu... Kar edebildiniz mi? Öyle sorayım çünkü son ikinci çeyrek halka açık şirketlerden görüyoruz. Maalesef enflasyon çok yüksek. Enflasyon muhasebesine girince reel olarak çok kar yazamıyor şirketler. Evet. Nomine olarak açıklasa da bu yıl beklentiniz ne? Sizden dinleyelim. Şimdi Arkas 1902 yılından beri bu ülkeye hizmet eden bir yapı. Yaklaşık 121 yıldır bu ülke topraklarına hizmet veriyor. Herhalde 100 yılı geçen çok nadir şirket vardır. Türkiye'de ilkleri yapan şirketlerdir. Konteyneri getiren, konteyner gemisini getiren ve ee, biz de Arkas Lojistik olarak 1989 yılında kurulan bir lojistik yapısıyız. Arkas'ın içerisinde iç hizmetle başlayan şimdi ise 2000 kişiyle yaklaşık 30'a yakın şubeyle global mantıklı hizmet veren bir lojistik firmasıyız. Biz stratejimizi 5 yıl önce uçtan uca lojistik olarak belirledik. Hı -hı. Yani A'dan Z'ye her türlü hizmeti verebiliyoruz. Deniz yolu, demiryolu, hava yolu, havayolu, parsiyel e-ticarete yönelmeye başladık. Bu anlamda hani bir tarafta bir düşüş olduğu zaman diğer taraftaki artış o dengeyi sağlıyor. Biz e, karlılık anlamında tabii ki düşüşler yaşıyoruz enflasyondan kaynaklı olarak ama biz hep yatırım yapan bir yapıyız. Pandemiden sonra Pandemi lojistik sektörü için çok önemli bir sınav oldu. sınav oldu ve iyi bir sınav değildi. İstemiyorduk ama baktığınız zaman 3 tane kurgu insanları hayatta tuttu. Bir kolluk güçleri, iki sağlık, üç lojistik. lojistik o aşıyı getiren de bir lojistik firmasıydı. Doğru. Buradaki hastaneyi yapan da lojistik firmalarıydı. Baktığınız zaman lojistik çok önemli ve o günden bugüne dijitalleşmeye çok yatırım yaptık demir yoluna çok yatırım yaptık. Belki de Türkiye'de direkt müşteriye hizmet veren tek lojistik şirketi olarak Arkas Rail Ocak ayında 2025'te devreye giriyor. 5 tane lokomotif aldık. Bununla beraber e, sürdürülebilir enerji dediğimiz güneş enerjisi konularında ve rüzgar gülü enerjisi konularında yatırımlar yaptık ve rüzgar gülü taşımasıyla alakalı şirket oluşturduk. Kendi enerjinizi sağlamak için mi yoksa aynı Yok, zamanda satacaksınız bunu da? tamamen lojistik hizmeti vermek anlamında, Hı -hı. rüzgar gülü boyutunda onların taşıması ile ilgili bir Hı -hı. yatırım yaptık. Biz para kazanıyoruz, bu parayı ama tamamen yatırıma dönüştürüyoruz. Çünkü e, lojistikte yıl olarak bakamazsınız kazanmış olduğunuz paraya. Yapmış olduğunuz yatırımlarla 5 yılda bir, 10 yılda bir elde edeceğiniz EBITDA'ya bakmanız gerekiyor. Ve bulunduğunuz... Ülke ne yazık ki sizin hani her ay bazı planlarınızı değiştirmenizle alakalı olan bir şey. Arka Soyistik olarak gençlere yatırım yapıyoruz. Ee, büyümeye yatırım yapıyoruz. Amerika'da ofisimizi açtık. Bakın biraz önce Hindistan'ı konuştuk. Hindistan'da Fredlock markasıyla e, hizmet vermeye başladık. 6 tane şubemizle. ki e, ofisiniz olmadığı yerlerde de partnership'lerle evet, ilerliyorsunuz. ama mümkün olduğunca artık kendi ofislerimizi açıyoruz. Amerika Depomuzu da açtık. Hindistan'da e, Mumbai merkezi altı şubemiz var. Polonya'yı açıyoruz. Romanya'yı açtık. Ukrayna'da ofislerimiz var. Baktığınız zaman o koridorlarda hep bir yapılanma içerisindeyiz. Peki yurt içine baktığınızda Türkiye ekonomisinde soğuma emareleri var. E, Temmuz ayına dair ticaret dengesi rakamlarında tüketim ithalatı kalemini düşmüş. Yani ithal ettiğimiz ürünlerden özellikle tüketim tarafındaki ürünlerin ithalatı azalıyor. Zaten bu istenen bir şey. Evet. Sizin rakamlara yansıyor mu? Başta e-ticaret olmak üzere? Ee, şimdi Bir de tabii ihracatçılarda da sıkıntı evet, var. Ülkede ülkede bir sonuçta sıkılaştırma politikası Hı -hı. var iç hacmi, iç talebi düşürmeye çalışıyorsunuz ki enflasyon düşsün. İç talep düştüğü zaman ithalat da düşüyor ve ihracatta bir artış bekliyorsunuz. İhracatta %4-5 oranında bir artış görüyorsunuz. İthalatta da terste düşme var. Şimdi ihracat artıyor ama giderler ve gelirler dolar ve TL paritesinden dolayı Orada da bir problem yaşıyoruz. Bizim biraz önce de söylediğim gibi hani biz sadece konteyner taşımacılığına değil yurt içi nakliyesinden tutun. Hava lojistiğine kadar, parsiyele kadar birçok sektörde hizmet verdiğimiz için ki geçen hafta Adana Havalimanı'nı taşıdık. O yüzden artışları ve azalışları olan tepkimiz hızlı oluyor. Şu anda en önemli yapmak istediğimiz konu istihdam korumak. Geçen yıl brüt kar odaklı bir çalışma içerisindeydik. Bu sene istihdamı koruyoruz. Çünkü düşen hacimlere karşılık maliyetinizi yönetmeniz gerekiyor. Bunun mücadelesini veriyoruz. Çünkü bu ülkenin gençlerine istihdam yaratmamız gerekiyor ve lojistikte de etkin ve verimli yetişmiş gençler daha yeni yeni geliyor. Hı hı. Peki şimdi tabii birçok alanı konuştuk ama bir de tabii havayolu taşımacılığı evet. bu çok önemli. Havalimanlarını taşımak da bir know-how gerektiriyor elbette. Yani tek başına bu lojistikle anlatılamaz. Siz de Adana Havalimanı yer hizmeti ekipmanını Çukurova Havalimanı'na galiba taşıdınız. Bir oranın hikayesini dinleyelim. Evet aslında bir know-how gerekiyor. Biz ilk know-how'u Atatürk Havalimanı'nı İstanbul Havalimanı'na taşımayla başladık. Hı hı. O zaman know-how yoktu. Biz 6 ay kendimiz ürettik, kendimiz çalıştık. Orada e, 45 saatte taşımamız gereken havalimanı 30 saatte taşıdık ve iş kazası olmadan, yani büyüklük anlamında şöyle söyleyeyim, 33 futbol sahası büyüklüğünde bir ekipmanı 1800 kişiyle 1700 araçla taşıdık ve bir günde taşıdık. Şimdi oradaki noha bizde vardı. Tabii bu havalimanı taşıma lojistiği herhalde Türkiye dünyada tek iki havalimanı taşıyan şirket Olma özelliği bize geçti. Adana Havalimanı'nda da böyle bir talep gelince hı hı. bir haftada, e, tabi bu küçük bir taşımaydı ama hazırlanma süresi azdı. Bir haftada e, yaklaşık 300'e yakın personel, 100'e yakın araçla 4 saatte Adana Havalimanı'nı Çukurova Uluslararası Havalimanı'na taşıdık. Hiçbir iş kazası olmadan taşıdık. E, pratiklik kazandığımız için problem olmadan taşıdık. Peki sürenin sonuna geldik ama e, izleyicilere de sözüm var efendim e, Beşiktaş'a yeni transfer bekleyelim mi? Sorusuyla evet. programı kapatayım ben de. Ben şöyle öncelikle... E, Tabii böyle bir şapkanız da var bilmeyenler için onu da evet. e, söyleyelim. Ya Beşiktaş'ta transfer devam ediyor. Bugün de bir e, transferimiz oldu. <laughs> e, açıklamasını yapacaklardır. Tabii transfer sezonu yanlış hatırlamıyorsam 15 Eylül'e kadar devam ediyor transferler 15 Eylül gününe kadar devam eder. Çünkü burada da bir matematik var, bir strateji var. Burada sevgili başkanım Hasan Arat, ikinci başkan Hüseyin başkanımız Mete Vardar bu arkadaşlarım sürekli çalışıyorlar. Gece gündüz çalışıyorlar. Bizler de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Maliyet ve fayda mantığında en uygununu getireceğiz. Çok teşekkür ediyorum ben e, teşekkür Onur Bey. Ederim, sağ olun. E, tüm sorularımıza yalın anlaşılır bir dille cevap verdiğiniz için arkası olarak da size iyi bir sene diliyoruz şimdiden. E, Beşiktaş Spor Kulübü'ne de bir kez daha bu sezon için başarılar dileyelim. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Kazandıran strateji burada noktalıyoruz Hoşçakalın.